bendeki ubudiyet, Zat-ı Hamidi Aleyhisselatü Vesselam'da olan ubudiyetin bir cilvesi gölgesidir. Şimdi nihayetsiz enaniyetimin manayı harfi cihetinde tek bir ziruh, tek bir zihayat, tek bir zişur tarzında aynı kübra olmakla beraber, yani sende başka kimse yok. Bak, cami aynı olmak demek, manayı harfi cihetiyle tek bir ziruh benim. Bütün insanlar benim temessülatım, tek bir zihayat benim, tek bir zişur benim tarzında aynı kübra olmakla beraber manayı ismi cihetinde ben ve benden gayri şeyler, yani Zat-ı Ahmediye'nin ubudiyet dairesine salavatla girilince nasıl benliğin bir hiç oluyorsa, salavatla girince, salavatı getirebilmenin adı kapıdan girince benliğini terk ediyorsun. Bir şahsiyet gördüm diyor. Değil mi? Gece aleminde yatsı namazına bir aleme girdim diyor. Tek bir şahsiyet gördüm diyor. Kimse yok. İşte salavatla oraya girince nasıl benliğin bir hiç oluyor? Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Zat-ı Ahmediye suretine girmiş bulunuyor. O zaman oraya girdiğin zaman ona bürünüyorsun. Kabiliyet nispetinde öyle de Zat-ı Ahmediye'nin dahi manayı ismi orada kalma. O bile manayı ismi cihetiyle hiçlik olduğundan o da sadece vahid-i ehad, kadir-i mutlak, Zat-ı Hayyu Kayyum'un tecelli azamı kalıyor. Ortada tecelliyat-ı sıfat ve esmadan, efaldan, şuunattan başka bir şey kalmıyor. Onu da yok et. Aynı Muhammediye. Ubudit Muhammediye de yok et. Oraya gitmen içindi o. Ona varmak içindi o yöntem. Ona gittin, onu da kaldır. Ortadan tecelliyat-ı sıfat, ortada tecelliyat-ı sıfat, esma-ı fal ve şuunattan başka bir şey kalmıyor. Yani benliğin ve Zat-ı Ahmediye'nin kainatın hakiki vecihleri tahakkuk etmiş oluyor. Onun da hakikatine gidiyorsun. Ya bu mevcudu ama. Orada en son makam mahbubiyete mazhar, ubudiyete Muhammediye mahbubiyete mazhar olur diyor. Evet. Habibiyette de vesile ötesine çıkar. Ondan daha yüksek makam. Habibiyet, olsan zaten orada işte artık aynı Muhammed yok. Artık o muhabbete mazhar oldu işte. O. Zaten o en yüksek makamı değil mi zaten? O makam ama onunla çıktıktan sonra o kalıyor geliyor artık. Direkt mesela şey akribiyet ilahi oluyor. Akribiyetin senin de inkişafına vesile oluyor. Onu da terk ediyorsun. Kimse kalmıyor. Allah ve sen. Mahbubiyet. Sen oluyorsun. Hani peygamberimiz için değil mi? Biz de cilve-i timsali iz ya biz. Artık sen de Allah. Peygamber de yok artık. Bir makam var ya. 642 mesleğinde. Her şeyin her yerde olduğu makam alaya. Artık her şey, ne demek o? Her şeyin her yerde olduğu makam, her şeyin yok olduğu makam. Peygamber de yok. Öyle bir makam var ki, kapı karşısında. Ne Kur'an var, ne peygamber var, ne imam var. Hiçbir şey. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, öyle bir makam var ki, arş-ı azamda, lif-i mahfuzu geçmekte oluyor diyor. Konuşmak yok diyor. Konuşuyorsa, oradayım diyorsa değildir diyor. Konuşmak olmadığına değildir. İlk önce meraşta giderken neyse mazar oldu? Rüyetine mi, kelamına mı? Kelamına. Kelam, lif-i mahfuza kadar. Rüyet, kabı kavse. İkisi de bitti. Artık bendeki o, ondaki ben. Bendeki o, ondaki ben. İyâke nâbud ve iyâke nesteyinde Allah'ın cilve-i taayyum ve teşahhus edince o ve benden başka hiçbir şey yok. Allah. Böyle makam âlâ. Bu yol açık. Şimdi sakın zannetme. Ooo bunlar nerede benle? Sakın demeyiz. O zaman varamazsın. İştahın da o. İştahın da olmaz.
inkısar hayli uğrattır seni. Kesreti alakadan tecerrüt de mümkün bu. Hemen altına yazdık. Bir. Cüz'i alakadan tecerrüt, cüz'i şeyler var ya, cüz'i nazarı cüz'i şeylere veya külli nazarı cüz'i şeylere hasretme. Tecerrüt, külli kül alakaya hasretmekle olur. Yani sen küllisin ya, cüz'i nazarı cüz'i şeylere, külli nazarı cüz'i şeylere hapsedip boğulma, gömülme, basit. Bir lezzet, bir zevk, bir menfaat. Bir kariyer, bir eş, bir aş, bir iş, bir enaniyet, şöhret, gömülme. Cüz'i nazarını cüz'iyetten kaldır, külliyete hasret ki küllileşesin.